İnan bana bir gün seni gerçekten terk edeceğim. O zaman ne yapacaksın merak ediyorum. Ay yeter! Senin rolün o kadar önemli ki. Geç gitsen de. Ne demek önemli değil. Her şey sana bağlı. Rica ediyorum yeniden başlama. Artık eskisi gibi güzel roller yazmıyorsun bana. Neden? Çünkü beni eskisi kadar sevmiyorsun ve beni bana bu tiyatronun kraliçesinin davranacağını yani. Kasabın etinden sıkmış domuz buduna bakar gibi bakıyorsun. Ya rica ediyorum bunu kapatalım şimdi burada. Yalan. Bana ne gibi roller yazdığını farkında mısın sen? Çin gelecek. Deli saraydı. Erkeksiz kadın Elizabeth. Benim gibi aşk ateşiyle yanan bir kadın. Erkeksiz kadın Elizabeth oynayacak. Sen bunu basit bir şey mi sanıyorsun? Oysa o peri kızını oynarken uçar gibi dans ediyor. Bacaklarımda fulya çiçeği renginde kısacık bir şort. Göğüslerimde orkide şeklinde parıldayan bir sütyen. Nerede o eski günler? Ama sen şimdi bütün güzel rolleri Mercedes'lerin o şırpıntıya veriyorsun. Mercedes senden önce sahne alıyor. Final gösterisi hala senin. İnsanlar artık bir de o peri masallarını izlemek istemiyorlar. Artık ya acı çeken kadınlar olacak ya da böyle tarihi hikayeler. Hadi orada. Sıyırcı peri masallarını her zaman sevmiştim. O peri masalında kız oynadığım zaman ne büyük sükse yapmıştım. Herkes beni seyretmeye gelmişti. Muhteşem bir gösteri olmuştu. Dokunaklı, heyecan verici, tüyler ürpertici. Zaten nerede şimdi o uzun bacaklı, dar kalçalı erkek periler? Ay, erkek dedin de aklıma geldi. Salome'yi derhal buraya çağır, ona söyleyecek bir tek lafım var. Aşağıda söylersin. Hayır, şimdi söyleyeceğim. Ben sahnede şarkı söylerken ne yapması gerektiğini öğrensin artık. Hadi çağır. Olmaz dedim. Tabii hayat. Alo. Kimsin? Ha Francis. Salome'ye söyle derhal yukarı gelsin. Bir gün bu gecikmelerin yüzünden başımız ciddi belaya girecek. O zaman ne yapacağız göreceğim. Bak ben öyle her haftada geleni yapan biri değilim. Her şeyden önce gerçek bir sanatçı. Seyirci beni görmek için geliyor buraya. Ama yok sen illaki işi o çıtırlarla devam etmek istiyorsan biraz daha dikkatli olmalısın canım. Çünkü bu hareketin gerçek sanatçıları rahatsız ediyor. Gerçek sanatçı. Bugün gerçek sanatçı. Şu Broadway kraliçesi adlı tabloya bir kez daha göz atmak istiyorum. Monsieur George ne yapacağını söyleyecek sana. Şimdi tiyatroda bazı kurallar vardır ama sen tabii yeni olduğun için hepsini bilmiyorsun. Tamam hadi başlayalım. Tamam şu playback söylediğin yerden alalım. Tamam. Sıkı bir vücudu ve dar kalçalara sahip olmak iyi bir şey ama biraz da yetenek olacak. Ama yetenek bambaşka bir şey. Güzel. Evet. Şimdi sen...
Şarkı dediğim mimikler, jestler, duygularla beslenecek. Bütün bunlar hepsi yerli yerine konacak. Sen bunu kolay bir şey mi sanıyorsun? Tamam, bundan sonra sahneye çiftlikle çıkmak yok. Balon patlat bak yok. Göz teması kur. Yemin ederim şu François'da senden çok zeka var. Sahne adabı diye bir şey var şekerim. Benimle yani oynamak istemiyor. Bu durumda ne yapabilirim? Bak benim senden tek istediğim birazcık daha konsantre ol. Tamam mı? Mesela seni ele alalım. Sen böyle hiç bilmediğin bir şehre gece yarısı gelen, kendi gözünü karartmış genç, diri vücutlu bir delikanlısın. Sokaklarda yavaşça ilerliyorsun. Sisler dağıldığında birden karşına böyle güzeller güzeli bir kadın çıkıyor. Tabii sen de bu güzelliğin ve itişamın karşısında dona kalıyorsun. Don bakayım. Her tarafı donsa ne olur? Noel'de ağaç olarak kullanabiliriz bunu. Kadınlardan hoşlanmıyor, bu çok açık. Ya burada orası bizi ilgilendirmiyor hayat. Ha, tamam, gerçek bir kadın olsa anlarım. Ama ben... Evet. Yani neyse, eminim aşağıda o da kendine gelecektir. Hadi doğru aşağıya, şov başlayacak. Hadi hazırlıklarınızı yapın, ben birazdan geliyorum. Bayar ben de birazdan yetişecek, tamam mı? Hadi. Bunların var ya hepsi amatör. Neyse ben şarkı söylerken cikletine balon yapmasın yeter. Ama bir daha yaparsa sahne mahalle dinlemem, ağzına tokadı yapıştırırım ona göre. Merak etme be. Bak sinirlenince makyajın akıyor, hadi. Hadi. Ah, yelpazem! Yelpazem nerede? Burada bir yerdedir hayatım. Ama yelpazem olmadan dans edemem ki. Tamam, merak etme, ben aşağıya yollayacağım. Hadi. Jacob, Jacob! Bay Erbin'in yelpaze seni doğru aşağıya yetişti. Kıyafetler giyilmeyecek demedim. Neden? Beğenmedin. Çalışırken olmaz. Gel Paze. Neden beni de çıkarmıyorsun sonra? Çünkü sen mutfakta çalışıyorsun. Etrafı derleyip topluyorsun. Yani o kadar çok işime yarıyorsun ki seni kaybetmeyi göze alamıyorum şekerim. Ne yani? Ben hayatım boyunca mutfakta çalışıyorum. Etrafı toplayacağım öyle mi? Ha, ben senin gibi de çok iyi bilirim. Ben şimdi seni sahneye çıkartacak olsam o spotların alacalı ışılığı gözüne bir değdi mi anında değişirsin. Bir haftaya kalmaz kendini dünya çapında bir star zannedersin. Senin yerin mutfak. Tabii ya. Ben basit bir köleyim. Sen de benim sahibim, değil mi? Beğenmiyorsan çeker gidersin canım. Seni burada zorla tutan yok. Bana bak tepemi attırma, yemin ediyorum sürdürürüm seni bu ülkeden. Kötü adam! Pis şeytan! Ne gülsün sen? Hiç ondan sonra kalma gözüm önünden! Thank you.
Ay, sende gerçek bir yosma ruhu var, biliyor musun? Hemen çıkar o peruğu kafandan. Bir daha da Albin'in peruklarına dokunduğunu görmeyeceğim senin. Ay, küçük bir sofra. Hı. Şişman divamızın muhteşem başarısını kutlamak için tertip edilmiş bir aşk yemeği. Kim bilir, belki de bu özel sofra başka biri için tertip edilmiş olabilir, ha? Başka özel biri için. İstersen bugün sizinle kalıp size hizmet edebilirim. Ne dersin? Hemen kaybol gözümün önünden derim. Üstüne doğru düzgün bir şeyler giydirim ve eğer o kadar çok sahneye çıkma meraklısıysan şansını al sokaklardaki pavyonlarda denelerim. Bir gün gelecek, ne halim varsa gör diyeceğim sana. Hollywood'a gidip büyük bir film yıldızı olacağım. Önce at binmesini öğren. Senin gibileri sadece kovboy filmlerinde oynatıyorlar. Sersem. Çok güzel. Pahalı ama çok güzel. Oh, havyar da tamam. Her şey hazır. Ah, rimel sürmeyi unuttum. Yakışıklı prensim gelmiş işte. Sabahtan beri seni nasıl bekledim hayal bile edemezdim. Nasılsın? İyiyim. Geç, geç şöyle otur. Oraya değil, şöyle daha rahat geç. Peki. Ne ikram edeyim sana? Viski, şampanya? Şampanya hayır demem. Hmm, şampanya da içermiş. Oh! Şu anda karşımda olduğuna hala inanamıyorum, biliyor musun? Çok mu seviyorsun beni? Aa, bu sorulur mu? Peki o nerede? Sahnede mi? İki saat sürecek bir evi de sahne alıyor. Hazırlanması, toparlanması, buraya çıkması bir aynı zaman alır. Ya Jacob? Jacob bu akşam izinli. Bilicilik dersi alacak. Çok özledim seni, biliyor musun? Ben de seni çok özledim. İlk defa bu kadar uzun süre ayrı kaldık, değil mi? Ay, nasıl geçti Londra? Harika. Her zaman sisli ve yağmurlu. Ay. Senin anlayacağın rüya gibiydi. Ama güzel geçmiş belli. İlk defa seni bu kadar enerjik görüyorum. Aç mısın? Bırak. Ne demek? Ben de seni çok iyi gördüm ama. Aa, sen yanımda olunca ben her zaman iyiyim. Fazla kalamayacağım. Bu akşam için mi? Hayır, genel olarak. Neden? Evleniyorum. Ben haber diye buna derim. Buna içilir. Başlangıçta sana yazmayı düşündüm ama sonra gelip konuşmanın daha doğru olduğuna karar verdim. Ne kadar iyisin. Kiminle? Şu Paris'teki kızla mı? Adı neydi? Muriel mi? Evet, onunla. Hmm. Bana ciddi bir şey olmadığını söylemiştin. Artık ciddi bir şey. Tabii. Tanıştınız, 4 ay çıktınız, bir Londra seyahati, evlenmeye karar verdiniz. Ben buna hala ciddi gözüyle bakamıyorum. Bu sefer ciddi bir şey olduğunu hissediyorum. Ben seni Londra'ya hiç göndermemeliydim. Londra deyince insanın aklına seks gelir tabii. Sürekli yağmur yağmış ama olacak. İşte ortada. Biz buna çok önceden karar vermiştik ama. Biliyor musun, senin korkacağından ve üzüleceğinden çok üzüntü duyuyordum. Ama şimdi içim daha rahat. Neler kaçırdığının farkında bile değilsin. Neyse. Sen de benim mutluluğumu istersin. Beni engellemek istemezsin değil mi? Aslında senin durumun şeye benziyor, bu fotoğramanlardakilere. Evet evet, fotoğramanlardaki gençlere benziyor. Şimdi içim daha rahat. Herkesin beni senin jigolo zannetmesinden bıktım, usandım artık. Kimsenin öyle bir şey sandığı yok. Bak,
Sen farkında olmayabilirsin ama herkes öyle sanıyor. Baba. Ben herkese tanıştırdım seni. Bu benim oğlum dedim. Sizi oğlumla tanıştırayım dedim. Kimsenin sana laf etmeye hakkı yok. Üstelik çevren kızdı. Birini bırakıyorsun öbürüyle çıkıyorsun. Çapkın prens ünvanını sana veren ben değildim. Evet sen değildin. Ama odama, yatağıma ve bütün her yere bebekleri koyan sen olmuştun. Yavrucuğum, kız bebeklerle oynamakta ne var? Silahlarla oynamaktan iyidir. Ben çocukluğum boyunca bebeklerle oynadım. Ben hala evlenmek için çok genç olduğunu düşünüyorum. Peki, sence evlenmek için doğru yaş nedir baba? Erkekler hiçbir zaman o kadar olgun olmazlar oğlum. Evlendikten sonra burada kalacaksınız herhalde. Yok, burası olmaz. Neden? Burada kuş kafesinin olduğu yerde olmaz da ondan. Nerede yetişmiş bu evleneceğin kız? Manastırda mı? Sorun Muriel değil, ailesi. Ailesi mi? Hangi yüzyıldan kalmış bunlar böyle? 14 mü? Babası Edouard Dieu Lafoy. Edouard Dieu Lafoy. Tanımam mı gerekiyor? Evet, bu kentten aday oluyor. Seçimlere giriyor. Ah, ne güzel! İşimize de yarar. Kulübün de ruhsat süresi dolmak üzereydi. Bayıldım. Ama seni heç eder. Ah! Sempatik homoseksüel çiftçiler! Ay bayılırım! Hayır. Sosyalist Hristiyan çiftçiler. Bu içinde de yok yok. Bir de sloganları var. Aile, ahlak ve ilerleme. Yani kuş kafesinin onlara uygun bir yer olmadığı apaçık. O nedenmiş? Ahlak desen bizde var. Aile desen biz bir aileyiz. İlerleme desen bizden ilerisi yok. Bak, kadınsı ahlaktan bahsediyorlar. İşte o en güçlü yanımız. Travesti kulüplerinin kapanması için önerge veren adam o baba. Dieu le foie! Edouard Dieu le foie! Ay! Ay! Tuğla kaşlı adam! Ay tebrik ederim Loran. Çok ilerici bir ailenin içine düşmüşsün. Ay umarım onlarla tanışmak gibi bir ızdırabın içine düşmeyiz. Maalesef tanışmanız gerekecek. Anlayamadım. Yani yıllarca beni herkesten saklamak için uğraştın. Şimdi beni onlarla tanıştırmak mı istiyorsun Loran? Yani seni tanımakta gerçekten zorlanıyorum. Ailemle tanışmak istiyorlar. Bu gayet normal. O zaman söylersin. Ne zaman uygunlarsa ben giderim. Önlerinde reverans yapıp saygılarımı sunarım. Yok, hiç gerek kalmayacak. 3 günlüğüne buraya geliyorlar. Buraya geliyorlar ve nerede kalıyorlar? Burada bir evimiz varken otele gidin diyemezsin değil mi? Bir dakika dur. Kafamı karıştırıyorsun iyice. Sen evlendikten sonra burada yaşamayacağız demedin mi? Evet. Güzel. Peki. Bu ne? Kapı. Bravo Loran. Nereye açılıyor bu kapı? Kulübe. Bravo Loran. Onlar geldikten sonra ne olacak bu kapı? Önüne bir şey koyar gizleriz onu. Hayır efendim. Hayatım boyunca kimseye bir kötülüğü olmamış bu kapıyı gizleyecek miyim ben? Peki kulübe nasıl ineceğiz biz? Artık kulübe inemeyecek baba. Ne demek kulübe inmeyecek? 3 gün boyunca kulüp olmayacak demek. Ay 3 gün mü? Evet. Ay koynumda yılan beslemişim. Baba senden ilk kez bir şey istiyorum lütfen. Hayır. Tabii sen istiyorsun diye ben kulübümü 3 gün kapatmayacağım. 3 gün kulübü kapat demiyorum ki baba. Bak eğer bu kapının önüne bir şey koyarsak kimse kulüple daire arasında bir bağlantı olduğunu anlayamaz diyorum. Aradaki tek bağlantı da Odin. Yani bazı şeylerde de değişiklik yapmamız gerekecek. Bazı şeyler derken? Mesela bu, şu. Evde bu var. Hatsiko topuğum. Tamam neyse. Sen bana bir liste yapar verirsin. Ben hepsini hallederim. Gerçekten mi? Sen babaların kralısın. Dur yapma şımarık. Her şey bitmedi. Söyle bakalım, benim rolüm ne olacak? O çok kolay, babam olacaksın. Onu biliyorum, sersem. Artık bir kulüp işletmiyorum herhalde. Yani. Ne yapıyorum peki? İşim ne? Onlara dış işlerinde çalıştığını söyledim. Baban için ihtirasların olması ne güzel. Ne yapıyorum, ne görevdeyim bakayım dış işlerinde? O kısmını geçiştirdim, yalan söylemeyi sevmiyorum biliyorsun. Kalkıp bana şimdi Kuala Lumpur'un başkentini sorsalar ne olacak?
Orası zaten bir başkent. Gördün mü işte? Al! Benim mutlaka araştırma yapmam lazım. Birkaç kitap falan karıştırmam şart. Ne zaman geliyor dedim bunlar? Cuma. 10 gün falan var yani. Yok, bu cuma. Sen çıldırdın mı? Delirdin mi? 4 günde ben hayatta hazır olamam. 4 gün yeter de artar bile baba. Ay, ay. Mümkün değil, mümkün değil. Ama senden ufak bir ricam olacak. Bak benim için sorun değil, hem de hiç değil ama onlara karşı daha kontrollü olmanı istiyorum. Konuşma tarzın, konuşurken seçtiğin kelimeler, bir de hareketlerin. Onlara benzemiyorum ki. Mirmer şeyini değiştirmen gerekiyor değil mi? Tamam neyse, bunu da hallederiz. Başka? Albert. Ne olmuş Albert'e? Bak baba sen halledebilirsin ama Albert olmaz. Bir de Şakoplar. İkisini burada görürlerse bir dakika durmazlar. Peki o evlenecek kız? O biliyor mu biz? Evet o her şeyi biliyor. Ama ailesi. Ailesi. Tabii ya. Ailesi. Onun ailesi. Sen onlara gerçekleri söyleyemiyorsun diye benim bütün tarzımı değiştirmem gerekiyor. Ne geri kalmış bir oğlum var. Yaşıtları dünya meseleleriyle ilgileniyor. O en eski tabuların tutsağı olmuş durumda. Babasının özgürce seçtiği cinsel yaşamı bu onun özgürlüğü diyerek savunacağı yerde gizlemek zorunda hissediyor. Haklısın baba. Biliyor musun, küçükken senden ne şeker istedim, ne de beni atlı karıncaya bindir dedim. Bugün de öyle yapmalıyım. Lütfen bağışla beni. Mürriyer'le gerçekten evlenmek istiyorsam, belki de onlara gerçekten her şeyi açıklamalıyım. Sana iyi geceler baba. Nora. Aman ne güzel bir gün. Kulüpten uzak durulacak. Kapılar gizlenecek. Dekorasyon değiştirilecek. Jacob'la benim davranışlarım erkeksilleştirilecek. Ve durum Albert'e onu incitmeden söylenecek. Ve bütün bunlar 4 gün içinde olacak. Thank you.
benim Fransuva, birkaç gün böyle idare edeceksin canım. Sen ne yapıyorsun orada? Ama senin bir külodunu giyiyorsun. Bu evin hali ne böyle? Birazcık değişiklik yapıyorum. Birkaç ufak değişiklik herkese iyi gelir. Erkencesin. Gece hiç uyuyamadım. Bana günaydın demeyecek misin? Ay demez olur muyum? Günaydın. Günaydın ufacığım. Bana ufacığım demesen olmaz mı? Ben sana her zaman ufacığım derim. Evet ama insan ufacığım demenin bir yaşı, bir kilosu olur değil mi? O zaman ben de sana yaşlı şişko derim. Yaşlı şişko ile ufacığım arası bir şey bulamıyoruz. Yatağa gelmedin. Ha, biraz stresliydim. Yatağa gidip seni uyandırmak istemedim. Ofiste uyumuşum. Amanlar biz değiliz. Tekin evla kuzeni. Bugün ölüm yıl dönümü. Ay oldu mu o kadar? Alo. Bunun da ağzı yüzü belli değil. Alo. Kimsin? Ha şu anda konuşacak halde değilim. Laura'nın geldiğini bana ne zaman söyleyecektin? Ben söyledim. Geçen hafta söyledim ya. Ama sen beni dinlemiyorsun ki aklın fikrin o fotoromanlarda. Yalancı söylemedin işte. Zaten Laura'nı benimle paylaşmayı hiç istemiyorsun. O gelince beni silip ediyorsun. Ay sildiğim falan yok. Zaten silmek için koca bir silgi gerekir. Ay nasıl da acıkmışım. Nasılsın bakalım vahşi şey. Çok iyiyim, iyi yürekli sahibi. Hatta süper. Ben sana daha önce bu evde böyle kelimeler kullanılmayacak değil mi? Sahip, sahibe. Ay sen ona bakma hey hey tepesinde. Sana da günaydın patronların en güzeli. Tamam yapmayın. Bırakın şu çocukça hareketleri. Cinselliği iyice bir çocuk oyununa çevirdiniz. Ben sana daha önce böyle kıyafetler giyinmeyeceğimi de söyledim değil mi? Ama bunları giymeyi sevmiyorum ne yapsın? Ay giymesin. Sevmesin. Ay ben böyle giymeyi sevmiyorum. Ne yapayım? Ben buyum. Uykusunu alamamış dün gece. Boş versin onu. Rica ediyorum sen de personelle, sen de benimle konuşma. Personel dediğim personel gibi giyinir, personel gibi davranır. Jacob hariç. Hayır efendim Jacob hariç değil. O da diğerleri gibi olacak. Aranızda ne geçtiyse artık. Bu ona bir ayrıcalık kazandırmıyor. Şimdi konuşturma beni sabah sabah. Ay benim ufacığım beni kıskanır mısın? Yerim ben seni. Bu ne? Kaç yaşına geldin hala genç kızla burada. Senin gerçekten sinirlerin bozulmuş. Evet. Evet neden? Çünkü bir değişim içindeyiz de ondan. Yani bir değişim içinde olduğumuzun farkında değil misin? Bunların hepsi yorgunluktan oluyor. Belki sen de farkında değilsin ama senin de bir değişime ihtiyacın var. Baksana ne kadar yorgun, çökük görünüyorsun. Yok ben gayet iyiyim. Yani bana inanmıyorsan git bir de aynaya bak. Yüzün ne bir tuhaf zaten. Böyle yemyeşil. Yeşil değil, bronz. Yeni bir krem keşfettim de. Yeşilimsi bronz. Tatil de yapmadın mı? Sezonun sonu geldi hala bir yere gitmedin. Ben yazları tatil yapmam George. Hmm, çalış, çalış, çalış. Ha, nereye kadar? Ne olacağını zannediyorsun? Bunca temponun sonunda ne olur insana? Hı? Bir gün gelir böyle... Küt! Bayılıp kalmışsın. Hı? Bunu mu istiyorsun? Ama ben iyiyim diyorum sana, çok iyi. Hı-hı. Tabii. Ne olacak diye düşünüyorsun? Sen ha, hiç burada kadar ilgilenmezdin benimle George. Bak şimdi ilgileniyorum değil mi? Geleyim seni, hastanelerde ziyaret edeyim. Oh. Ha, ondan sonra hüngür hüngür ağlayayım oralarda öyle mi? George. Toparlan biraz diyorum. George ben çok korkuyorum. Bir şey mi biliyorsun? Doktor bir şey mi söyledi? Ölecek miyim? Hayır! Ha, hayır ya! Kimse bir şey söylemedi hemen kamelyalı kadın havalarına girme. Ve sadece biraz dinlenmiyorum yani. Birkaç gün, üç gün gitsen mesela. Şimdi olmaz. Belki Eylül'de. Hayır, hayır, hayır. Belki geciktirmek olmaz. Yani onun bir an önce olması gerekiyor. Bence bu hafta sonu ha? Hafta sonu şov var. Sahneyi bırakıp bir yere gidemem. Aynen. Önce sağlığın. Tamam. O zaman birlikte Nice'e gidelim. Ha ne dersin? Üç gün kalıp döneriz. Yok ben gelemem yani. Zaten nefret ederim uçak seyahatinden. Bir de o jet lag.
Nis buradan bir saat uzak. İkimiz birden nasıl uzaklaşalım hayatım kulüpten? O zaman ben de gitmem, burada verandada dinlenirim. Hayır, veranda olmaz. Yani daha keskin, köklü bir çözüm gerekiyor. Mesela diyorum, annene gitsen? Annem Sudan'da yaşıyor. Evet, ne güzeldir değil mi şimdi oralar, sıcacık? Ya 50 derece kadar. Ay, 3 gün boyunca annemle yalnız mı kalacağım? İstemem eksik olsun. Tamam, Jacob'u da al işte yanına. Ha, 3 kız akşama kadar oturun, dedikodu yapalım. Sen burada yalnız mı kalacaksın? Ben 3 gün idare ederim, ne olacak canım? Ama ben hayır diyorum. Nerede istersem orada dinlenirim. Ah! Yani ben senin iyiliğin için konuşuyorum burada. Ama sen dinlemiyorsun ki. Bir katır kadar inatçısın. George, çok akıllı olmayabilirim ama beni uzaklaştırmak istediğini anlamayacak kadar değil. Yok canım. Nereden çıkartıyorsun? Hafta sonu yalnız kalmaya çalışıyorsun. Ya hiç öyle bir şey yok. Hayatında bir erkek var. Ay daha neler? Daha neler? O yüzden Jacob'la beni göndermeye çalışıyorsun. Hafta sonu onunla buluşmayı istiyorsun. Ama planlarını uygulayamayacaksın. Hiçbir yere gitmiyorum. Hem de bizim yatağımızda. Pandora'nın kutusu açıldı. 15 yıllık bir beraberlikten sonra bunu bana nasıl yaparsın? Tamam, rica ediyorum ağlama. Canım kırlenti, tamamen rimele buladın. Birkaç kilo fazlam vardı, artık beni beğenmiyorsun. Yok canım, bir ayda aldığın 6 kilocuk formunda hiçbir şey değiştirmedi tatlım. Ne yapıyorsun? Deli misin, yastık atıyorsun? Bir yerime gelecek, sakın yapma. Dur, ne demek sakın? Ol. Bana bak, çıldırdı. Sakın, atma onu. Yemin ediyorum seni dolaba kilitlerim. Bütün o güzellik malzemelerini alırım, götürürüm ben seni de seni. Sen benim sinirleniyor, ne yapacağımı bilmiyorsun tabii. Ne oluyor ya? Bir anda kendin yazıyorsun, bir anda oynuyorsun. Çıldırdın mı? Bu şeytan filmindeki küçük kıza benzedin. Kaç yaşında? Çok mu genç? Filmdeki kız mı? Evet. Hayır, sevgili. Ya! Bu durumda ben artık burada kalamam. Bir sahil kasabasına gidip incik boncuk satacağım. Hayır efendim, hiçbir yere gitmiyorum. Bundan sonra bir dakika bile yanından ayrılmayacağım. Sen dışarı çıktığında ben de seninle geleceğim. Sen bir şey düşündüğünde ben kafanın içinde sana karşı çıkacağım. Onunla buluşmaya fırsat bile bulamayacaksın. Planları uygulayamayacaksın. Ay ne çeşit şey bu? Ben öyle köle eğlendirilip bir kenara atılacak bir kadın değilim. Tamam mı? Sinir krizin geçti mi? Monoloğun bitti mi? Artık seninle biraz konuşabilir miyiz, Sayın Sara Bernard? Yalnız. Loran'ı seversin değil mi? Sakın Loran'ı bunu alet etmeye kalkma. Loran'ın iyiliği için bu hafta sonu buradan gitmen gerekiyor. Açıkla. Loran evleniyor. Aa! Ay zavallı kişi. Bu yüzden bir yalan söyledim. Onun için mi göndermek istedim beni? Seni cehenneme göndermeye çalışmadım ya ben. Ama ne yapıyor bu? Daha çok küçük. Bütün hayatını mahvedecek. Ya bütün bunları ben de söyledim ona. Ama dinlemek istemiyor. Çok kararlı görünüyor. Çok boş bıraktı onu. Çok. Ben sana dedim ama demedin mi? Onu okula gönderme dedim. Yine de gönderdi. Kimle evleniyor? Bir kızla tabii. Böyle bir önce bu rüyamda görmüştüm. Böyle biz kilisede oturuyoruz yan yana el ele. Ay benim üzerimde bir elbise var. Böyle renkli çiçekler için. Böyle kollarında böyle dantelleri de var. Ondan sonra Loran böyle kendim. Vay bir karşısında duruyor. Ben bir ağla, bir ağla. Tamam. Neyse artık olan olmuş yani. Ama şu anda daha önemli bir sorun var. Bu Loran'ın evlenmeye çalıştığı kızın annesi ve babası bu hafta sonu 3 günlüğüne buraya kalmaya gelecekler. Yalnız bu insanların pek öyle geniş bir bakış açısı yokmuş. Tam tersine daha kapalı ve tutucu bir aile yapısına sahipler.
Yani Loran da onlar geldiğinde bu evin kusursuz görünmesini istiyor. Hiç merak etme Josh. İkimiz her şeyi yoluna koyarız. Mesajı almak bu kadar mı zor? Yok. Yani diyorum ki hafta sonu sen burada olmazsan şansımız daha fazla olabilir. Senin kulağında ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Josh? Oğlumuz evlenmek üzereyken beni bir cüzdanlı gibi sürgüne göndermek istiyoruz. Oğlumuz derken biraz abartmıyor musun? Nankörlük etme. Kızımı kovduğunda sabaha kadar başında beklemedin mi? Sarılıktı o. Hasta ben kırmızı ne fark eder? Tipik erkek işte hastalık hastalıktır. Ben ona annelik yaptım. Ha yine başladık. Ruh halim inişli çıkışlı olamaz mı? Ben bir kadınım. Ben de bundan bahsediyorum işte. Sen bir kadın değilsin. Bu hareketlerin, bu tarzın. Ne varmış tarzında? Şey yok. Hatta çok güzel. Bence çok sempatik. Ama durumu bilmeyenler üzerinde ters etki yaratabilir diyorum. Hayır, kendisi tam bir erkeklik timsali. Affedersin ama benim tarzım en azından seçkin. Bir İngiliz gibi. Seninki en hafif tabiriyle... Şüphe uyandırıcı. I am sorry my lord. Geri ben senden çok daha iyi değişebilirim. Çok daha iyi bir erkek gibi görünebilirim. Aha. Seyret. Ve Tanrı erkeği yarattı. Kaşlarla yürüyebilsen belki. Terbiyesiz. Her şeyden önemlisi ben bu çocuğun babasıyım. Burada olmak zorundayım. Ama ikimiz birlikte çok zor Alben. George. Eğer Loran'ımın en mutlu gününde ben bu evde olamayacaksam bunu bir hakaret kabul ederim. Her şeyimi toplar çeker giderim ve bir daha da dönmem. Bunu o kalın erkek kafana iyice sok. Bravo. Loran'la birlikte bana yardımcı olmama konusunda yarışıyorsunuz. Tamam. Öyle olsun. Peki ben ne yapacağım seni? Ne demek o? Yani seni onlara kim diye tanıtacağız? Amcası dersin. Olmaz. Neden? Sende amca tipi yok. Evet, şey olabilir ama uşak. Sen gerçekten kendini açtın. Yani çok içen sarhoş bir karın olsa onu başkalarına hizmetçi diye mi tanıtacaksın? Affedersin ama sarhoş bir kadını tanıştırmak bir travestiyi tanıştırmaktan daha kolaydır, emin ol. O zaman bir de kendine bakmanı tavsiye ederim. Nasıl da yiyorsun? Bir şey yok sanki. Tesadüfen yaptığım bir kaçamak sonucu bir çocuğun olması bana babalık taslama hakkı vermez. Benimle böyle konuşamazsın. Yalan mı? Simon denen o gudubetle kaçamak yapan sen değil misin? Gudubet mi? O Folie Berger'in en güzel kızıydı bir kere. Üstelik ben her şeye böyle merakla bakan, ilgi duyan bir kimliğe sahibim. Yani dünyadaki her şeyi keşfe değer buluyorum. Özellikle yaşamın gizemini, bir canlının dünyaya girişteki mucizesini oldu mu olsun merak etmişimdir. Ama tabii seninle bunlar olmadığı için. Ay 6,5 dakika süren bir keşfi anlatışına bak. Duyan da Everest'e tırmandı sonuçta. Su aygırı gibisin. Terbiyesizlik etme. Loran'ı terk edip giden o kadını bana karşı savunma. Bir kere o zamanlar Bolivya büyükelçisiyle birlikteydi. Duyulmaması gerekiyordu. Üstelik her zaman iyi bir anne olmuştur. Aa evet evet. Yanlış hatırlamıyorsam 13-14 bin kadar bakmıştı çocuğa. Evet. Yani yaşamımın bazı anlarında zorlu anlarım oldu. Kabul ediyorum ama şu andakinin yegane sebebi yaşlı bir deve. Eğer Loran'ın evliliğine bir kötülük gelirse bunu senden bilirim. O zaman da ben bu yumruklarla seni... Ay yapma çok korktum. Tamam. Peki. Madem yere gitmiyorsun, madem amca olmak istiyorsun, önce o elindekini erkek gibi tutmayı öğren. Öyle tereyağını da kıytırı kıytırı sürmeyeceksin. Bir limon işçisi gibi süreceksin. Ha, çayı da bir erkek gibi içeceksin. Biraz hale yola koyalım bakalım seni. Ne yapıyorsun? Şok korkuyorum ama. Amcaya bak. Amca dediğin öyle erkek kardeşi sesini yükseldin diye ağlamaya başlamaz hemen. Dik dur.
Kaldır şunu, yastık bastık yok. Bundan sonra popolar rahat yüzü görmeyecek. Hadi bakalım, eğitim başlıyor. Al bakalım şimdi o ekmeği, bir erkek gibi tut da görelim amca. Erkek mi o? Kapatacaksın, bütün parmaklarınla tutacaksın ekmeği. Ekmek o. Ne olur kızım, istemem. Ekmekle gözümü çıkartmadın ya. Ne yapıyorsun? Tamam, al başka bir ekmek al. Bu sefer sakin ol. Çevreye zarar vermemeye çalış. Tamam. Erkek gibi tutacaksın diyorum, titremeden, kendinden emin. Kapa bütün o küçük parmağı da kapatın. Ay hiç aran yok mu senin? Sen de şorlu gibi tutuyorsun ya, terminatör gibi. Onlar hamur mu yapıyorum sana? Tekrar al bir tane. Nişan sürme eğitimine geçiyoruz asker. Tut bakalım ekmeği. Rica ediyorum kırma. Amca. Bravo, bütün parmaklar değdi. Evet, ikinci aşama. Reçel, kap kaşığı. Kapışa bak. Bütün parmaklarınla tutacaksın. Kaşık dediğini böyle sağlam. Heh, erkek gibi. Al reçeli, sür şimdi üstüne. Dur! 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 Hemen ağlamaya başlama. Ama ekmeğim kırıldı. Evet kırıldı. Ne olmuş? Ha bir erkek ekmeğim kırıldı diye ağlar mı? Kırdım. Yine kırarım der. Fırsatlardan yararlanır. Gerekirse bütün ekmekleri üst üste koyar. Ya! Erkek gibi olacaksın. Hadi bir daha dinliyoruz. Vazgeçmek yok. İğrençlikte sınır tanımayacaksın. Ekmeğe dal, reçele bal. Ben mutfakta çalışsam. Yok öyle. Hemen pes etmek yok. Çaya geçelim. Çay iç de görelim. Çünkü çay içmek erkekliği gösterir. Ve işte amca çay içiyor. Oh. Elton John gibi oldu. Senin John Wayne gibi olman lazım. Hayır, hayır, hayır. Bana John Wayne yaptıramazsın. John Wayne ol. John Wayne olmaz. Hayır, ben hemen John Wayne ol, yoksa... Ay bari atı beyaz olsun. Ay ben hemen John Wayne olursun ya da onun dövdüklerinden biri. John Wayne ol. John Wayne ol. John Wayne ol. Ne yapıyorsun? Arkadaki masada çok yakışıklı bir çocuk oturuyor. Bırak erkeklerle koşturmayı. Hemen bana dön. Aa kap oradan viskiyi. Yuvarla şöyle. Sen umutsuz bakasın. Ha çok emiyorsan bir de sen göster de görelim. John Wayne. Ta. 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 Ay gerçekten yakışıklı lan. Ben burada kendimden de bir şeyler katıyorum. Bir kere ben erkeğim. İstesen böyle resmi geçit yürüyüşü bile yapabilirim. Gerçekten. Evet. Bir yapsana ne olur. Ne olacak? Arş! Bacakları biraz açıyorsun o kadar ne var? Gülme! Bak gerçek kimliğine dönmek için sadece 4 günün var. Artık televizyon mu seyredersin? Futbol maçına mı gidersin? Ne yaparsan yap. Ama en küçük bir fasonu görürsen... Şu kimliğime ulaşmak için 40 yıldır uğraşıyorum. Senin yüzünden en başa döndüm. Artık erkek olacağız. Bundan sonra kaçış yok. Tamam? Bundan sonra erkek olma zamanı. 40 yıl öncesine dönmeyeceksin belki. Olmadı ufak ufak geçişlerle yaparız. 10'ar yıl harcarsın. 50'leri 10 yıl geri alırız. Kalçayı 28 senede ancak toparlarız. Tamam anladık George, tamam.
bir şeyler yapacağız işte. Ne yapayım? Kimden örnek alacağım? Monsieur George, Monsieur Taub şampanyamız azaldı, alalım mı diye soruyor. Bir de dışarıda yine paparaziler var, içeri girmek için 1000 euro teklif ediyor. Tamam, sen onlara girmesin diye 2000 euro teklif et. Monsieur Taub'a da söyle ilk şişeyi şampanya versinler, ondan sonra köpük bir şarapla devam etsinler. Gece 2'den sonra kimse farkı anlamıyor. Yürü. Dur. Ben mi? Evet. Dön bakayım şöyle. Bana dön dedim, o kadar değil. Yürü bakayım sen şöyle şu tarafa doğru. Bak, Alben. Gördün mü? Ne oluyor? Tam bir erkek, özünü yitirmemiş. Bak. Bu yeteneksiz Vertür'den ders alacağımı mutfakta Jacob'la bulaşıkları yıkarım daha iyi canım. Ya dön bakayım sen. Yine ben mi? Evet. Gel böyle. Gel şu bara. Al şu çay fincanını viski gibi bir iç. Görsün bak erkek nasıl iç. Boş mu? Bak bunda beyin de yok. Tam erkek. Tiyatro. Siz bana yeni bir rol mü vereceksiniz? Haa! İşim! Oh! John Wayne'den der ki... Ben Lara'nın dar kafalı müstakbel kayınpederini hoş görüneceğim diye bu herifi taklit edemem. O adam her kimse o ufkunu biraz genişletsin. Adam SHC'den Edouard Guillefoy. Aa, sempatik homoseksüel çevreciler. Hayır, sosyalist Hristiyan çiftçiler. Ay içinde de yok. Kulüplerini kapatmak isteyen adam. Sen ne yapıyorsun hala burada? Ben mi? Ay evet, yürü aşağıya. Ve Tanrı erkeği yarattı. Şşşt! Bay Tava da söyle. Hafta sonu yerine Mercedes'i çıkaracağım. Hadi. Herkese günaydın. Ha? Günaydın. Hayırsız da geldi. Gel bakalım gel. Tatilden dönüyorsun ama tatile bir merhaba demek için uğrayamıyorsun. Biraz yorgundum hem de gergin. Dün akşam için senden de özür dilerim baba. Tamam, sen de benim söylediklerimi unut. Ne yapıyorsun Albert, koca adam oldu, hala mıncırıyorsun. O benim içmek bir çocuk olarak kalacak. Anlat bakalım. Evleniyormuşuz. Ona söyledin mi? Bu ömür boyu saklanacak bir sır değil herhalde. Tabii ki söyledim. Yoksa artık Tati'nden sır da mı saklıyorsun? Her şey çok hızlı gelişti Tati. Neyse, olan oldu. Ama bizi biraz zora soktun. Niye? Buraya bizimle tanışmaya geliyorlarmış. Nasıl yani? Sen de mi burada olacaksın? Evet, ben de burada olacağım. Neden biliyor musun? Çünkü burası benim evim. Siz benim ailemsiniz. Varlığından utanıyor olabilirsiniz ama... keşke bunu 15 yıl önce yüzüme karşı söyleseydim. Aferin sana, Albin'i de dahil etmişsin. Dahil etmemeye çalıştım. Ama bazı durumlarda çaresiz kalıyorum, Loran. Zaten Jacob'la sen varsın. Bir de Albin olmaz. Elimden bir şey gelmez. Neyse ki annem var. Ne dedin? Hiçbir şey. Yok, annem dedin sen. Gerçek bir kadının inandırıcı olacaktır burada olması. Çağırdım ve buraya geleceğini söyledim. Hayır. 15 yıldır olsun idare ediyorum. Onsuz yine idare edebilirim. Baba, evlendiğim zaman zaten annem burada olmayacak mı? O zaman biz burada olmayız evladım. Sen bu işi evliyelemeye mi çalışıyorsun baba? Aşk olsun. Yazıklar olsun. Sana onca yaptığım şeyden sonra. Neyse, bunu tartışmak mantıksız. Aradım, geleceğini söyledi. Neredeymiş? Etiyopya. Etiyopya mı? Afrika'da bir ülke. Hayır, o kadarını biliyorum. Sersem, ne yapıyormuş Etiyopya'da? Ha, 3 ay önce devlet başkanıyla evlenmiş. Ülkede petrol yatakları bulmuş. Tabii, anam da yatağı görünce... ne işini bilen kadındır o. Sonuç olarak buraya geliyor Cuma günü. Sağ ol. Teşekkür ederim Laura. Yani aynı çatı altında Alben ve Simon. Yani ölmeden cehennemi yaşatacaksın bana. Küçük efendi gelmiş. Hoş geldin küçük efendi. Jacob!
Efendim. Rica ediyorum, bu efendim kelimelerinden vazgeç. Ne yapalım? Onu çok seviyorum. Onu hepimiz çok seviyoruz. Jacob yeter artık, kaldır şunları. Peki sahip. Emredersin sahip. Hemen kaldırıyorum sahip. Seni bir daha uyarmayacağım. Emredersin sahip. Jacob, bana da bir portakal suyu getirir misin? Hemen küçük efendi, uçuyor. Ah, unutmadan bir şey daha. Dekoratör çağırdım. Yarın sabah burada olacaklar. Niye işi varmış burada? Etrafı çeki düzen versin diye. Hayır efendim, kimse elini evime süremez. Ne yapılacaksa yaptım. François'yı bile kapattı. Çok güzel olmuş. Ama alt işçiyle buraya gelecekler, her şeyi düzeltecekler hemen. Sen Almen'den de delisin. Peki kılık kıyafet konusunda ne düşünüyorsun? Dinlemek ne düşünüyorsun? Yani üzerinizde ne olacak? Konukları nasıl karşılayacaksınız? Onu hiç merak etme. Ben ve Almen de şık iki erkek gibi giyineceğiz. Almen! Biri beni mi çağırıyor? Misafirleri nasıl karşılayacaksın? Ne demek o? Yani üzerinde ne olacak? Ne giymeyi düşünüyorsun? Hayır, tam 6 defa kıyafet değiştireceğim. Ne giydiğini bir daha giyerim. Çok güzel. Gösterin onları bana. Aa, sen de çok oluyorsun ama. Gel göstereyim, gel. Bekle, burada çok şaşırtacağım. Nerede o benim güzel? Ha, burada işte. Bu nasıl? Bu abartılı ama bu fena değil. Baba, daha düz şeyler lazım. Düz işte sarı. Hem de. Daha koyu renkli kıyafetler. Hayır! Daha koyu renkli kıyafetler istemiyorum ben. Ben hayatımı bildiğim gibi yaşamak istiyorum. Bahar çiçekleri içtiğinde, ipek giysiler içinde koyu kıyafetler olmaz. Teşekkür ederim. Hem beni alamakmayı başardın sonunda. Hem de 3 gün sürecek bir evlilik için. Baba, siz bir evli bile değilsiniz. Bizimle böyle konuşamazsınız. Bazen size gerçekten üzülüyorum. Öylesine ne ceza verilirken? Kiliseye mi yollasak? Yok, kilise olmaz. Papazlara hiç güven olmuyor bugünlerde. Islah evi var. Ha, evet, ıslah evi olabilir. Ay, hiç gerek yok. Annem buraya bir gelsin. İşimiz biter bitmez buradan çekip gideceğiz. Ne dedi o? Ne dedi? Annem buraya gelsin dedi. Ben konuşmayı çok takip edemedim de hayatım. Simon buraya mı geliyor? Yok canım! O kadın bu eve mi girecek? Sus! Dersin! Aramış. Ona gelirim demiş. Çiçek de getirsin. Çiçek mi? Niçin? Cenazem için. İçim karardı. Sanki cenaze evine döndük. Sadece birkaç ufak değişiklik yapacaktık, değil mi? Her şeyi eski haline getireceğim, merak etme. Mutlaka. Neyse ki disko topumu kurtardım. Saat kaç? 9:20 geçiyor müstakbel ailem. Pek dakikmiş doğrusu. Yemek saatinde burada oluruz dediler bana. Geçiyor olmalılar. Annen de gelmedi. Sabah erkenden oradayım demişti. Uzaktan geliyor biliyorsun. Belki de hiç gelemez. Etiyopyalı kocası yemiştir onu. Gelecek. İyi insan olman ne kadar güzel. İşkence ne zaman başlıyor? Bak bütün bunları sadece senin mutluluğun için dayanırım demişim, haberin olsun. Çok acıktım. O fular çıkacak, sen de benim gibi kravat takacaksın. Hayır, kravat takmak istemiyorum.
Zaten gerginlik bunu da takmazsam kendimi çıplak hissederim. Çok mu abartılı olmuş? Biraz abartılı olmuş Tati. Of. Paçaları kaldır bakayım. Olmaz. Lan bana. Koy ayağını şuraya bakayım. Ben singlemen bekliyordum. Bu çoraplar çıkacak, elleri göreyim. Elleri. O yüzükler, o çoraplar ve fular derhal çıkacak. Keşke ilk aklıma geleni yapsaydım. Kendimi öldürseydim. Çeşkanlı sayılmazsın, o fularla asabilirsin kendini. Coş, bütün bunlar bittikten sonra senin ilişkimizi ciddi şekilde gözden geçireceğiz, haberin olsun. Ağlamak yok, ağlamayacağız, erkek olacağız. Saat 9.30, annen gelmez seni diyeceğiz onlara. Buraya gelmezse beni bir daha göremeyeceğini biliyorum. Umarım gelmez. Şaka! Öncelikle kaliteli bir garson ayağını ayakkabı giyer. Daha da önemlisi elinde taşıdığı bardakların içine parmaklarını sokma. Ben ayakkabı giymem, giyersem düşerim. Hayatım boyunca ayakkabı giymedim. Bu ağır çekim konuşma ne böyle? Sen öyle istedin. Sesin tam bir erkek sesi olsun dedim. Ay beni zorlamayın lütfen. Ben hiçbir zaman bir erkeğe benzemek istemedim hayatım boyunca. Hemen gidiyorsun ayaklarına ayakkabı giyiyorsun. Şimdi. Sıkar şey. Beyaz adam kılık kıyafetimle oynayabilir. Ama ruhumla asla. Şimdi senin ruhunu böyle çitiremezsem. Old man river! Old man river! Saçmalıklarla uğraşırsak biz akşamlar ne olacak? Geliyorlar, geliyorlar! Geliyorsun! 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 Geliyorlar! Jacob! Ahmet! Ahmet Topatı! Geliyorlar! Giymezsen dengesiz oluyor. Tamam bana bakın, hareketlerinize dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle siz ikinizin hareketlerinden bahsediyorum. Üçünüzün demek istiyorsun herhalde. Tamam işte. Tek bana bakın. Lora'nın mutluluğuna engel olan karşısında beni bulur ona göre. Ay, dünya daha merhametli dinatörler görmüştü. Benim sizden tek istediğim 48 saat boyunca neşenizi ve coşkunuzu bastırmanız. Böyle sıkıcı erkekler gibi davranacaksınız. Efemine tavır yok. Şimdi doğru aşağıya. Misafirleri aşağıda karşılıyorsun, bavulları kapıyorsun, yukarı giriyorsun. Fırla. Ben ne yapacağım? Hiçbir şey. Yürümek yok, konuşmak yok. Evet, merhaba. Nasılsınız? Aa, gökten kar yağıyor o kadar. Gökten sersem ya da kesin. Mümkün olduğunca az hareket edeceksiniz. Eller ceket cebinde olacak. Arada bir çıkarsanız da olabilir tabii. Mümkünse o serçe parmaklar acayip bir şekilde oynamamalı ama. Şimdi terginlikten bayılacağım ama. İyi ki içime bir şey giymemişim. Ne diyorsun? Ha, çıldırtırsın insanı. Yemin ediyorum çıldırtırsın. Ben gidip onları en iyisi aşağıda karşılayayım. En iyisi. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Burada duracaksın. Yan yana böyle bir aile gibi karşılayacağız onları. Sen biraz arkada durabilir misin? Önde çekirdek aile olur ya. Ha, siz çekirdek, ben tükürülüp atılacak kabuk, öyle mi? Ben gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Bu işte bensiz sendenin bakalım. Aynen bu yaptığı çok iyi. Aynen. Hüsüf! Madam! Evet, osla sen! Bir lafayı kattim edelim. Misafirlerimizin bavulları yukarı çıkarılsın. Emredersiniz sahip.
Gecikme için özür dileriz. Gazeteciler peşimize takıldı da güzergahı değiştirmek zorunda kaldık. Zor olmuştur herhalde. Yok yok, alıştık artık. Seçim zamanı her yerde aynı. Evet. Sizi babamla tanıştırmama izin verin lütfen. Babam Camille diyor lafı. Ay! Nasılsınız? Muriel. İyi akşamlar. Küçük bezen. Nasılsın kızım? Edouard Dieu Latfo. Sizi evimde ağlamaktan büyük memnuniyet duydum efendim. Burası benim hem çalışma hem de dinlenmek için kullandığım bir mekan. Ayakta kaldınız, oturmaz mısınız? Sen de otur küçük sufle. Olsun. Ben bir ilanla karşılaşmayı beklemiyorum. Evet. İlk gören için biraz şaşırtıcı oluyor tabii. Özellikle de alt katta bir gece kulübü var ki. Evet, öyle birileri var sanırım. Yani tanımadığım, bilmediğim insanlar. Geceleri rahatsız olmuyor musunuz? Çok gürültü geliyor. Hayır, yok canım. Yok! Canım! Kulüp bodrum katta olduğu için... Yani bodrum katında olduğunu tahmin ediyoruz. Evet, ses gelmediği için. Yani ses gelsin dayanamam. Ses gelmediğine göre bodrum kattadır. Oğlunuz bütün binanın size ait olduğunu söylemişti. Evet. Biz de kapıda koskocaman kuş kafesi tabelasını görünce... Yanlış yere mi geldik dedik. O tabela, evet, o görenleri şaşırtıyor tabii. Ama sıkışık olduğum bir dönemde alt tarafı sattım. Ya yaşı da ilerlemişsin tabii. Evet, konumuz bu değil. Alt tarafı bir gece kulübüne mi sattınız? Aslında ben bir Hristiyan misyonerlik cemiyetine sattım. Cemiyet bir pastaneyi devretmiş, pastaneci kafeye vermiş. Kafenin kafasına göre kulüp yapmış. Ne tür kuşlar bunlar? Hayatım söyletme beni. Bunlar senin benim bildiğim kuşlardan değil. Zaten seçimleri kazandığında bu tip yerlerin hepsini kapatacağım. Hocam çok haklı. Bu ahlaka aykırı yerler bir an önce düzene sokulmalı. Siz de öyle düşünmüyor musunuz? Hem de kesinlikle. Özgürlük diyorlar. Özgürlükten ahlaka anlıyoruz. Ön planda onu görmek istiyoruz. Tabii canım. Özgürlük neymiş? Dün seçim konuşmamda da söyledim. Eğer beni seçerseniz, yapacağım ilk şeylerden biri evsizleri ev sahibi yapmak olacaktır. Az gelirli vatandaşlarıma bu imkan sağlanacaktır. Hak edenin olacaktır. Bizimle aynı fikirde. Özür dilerim, malum seçim dönemi. Kaptırdığım zaman kendimi kaybediyorum. Haksız mıyım ama? Evet. Hayır, yani tamamen haklısınız. Duvardaki harç ne kadar güzel öyle, antika mı o? Harç, evet harç. Harç çok çok eski. En eski yani. Babamdan yadigar. Mısır'da kazıdan çıkartılmış. Gerçekten harikulade. Evet, iyi harçtır. Sen bir bak bakalım. Yemekten önce ben size birer kadeh şampanya ikram edebilir miyim? Şampanya? Evet. Çok panel. Böyle toplantılarda artık herkes şampanya içiyor. Kaliteli bir şarabınız varsa hayırlı. Eduard'cığım, hayatım. Efendim, size hemen şaraplarınızdan ikram edeyim. Evet, sen şarapları ben... Ne yaptık? Geçen aç kardeşinde ne olduğunu hatırlamıyorum. Ama Camille o bir kaydet bir şey. Şaraplarınızı koyun. Anneciğim. Arben! Ay ben bizim köpek. Birileri gelince devamlı huysuzları yerde. Bu yüzden onunla böyle arada bir konuşuyorum, kusura bakmayın. Aa, estağfurullah hanımefendi. Ya da beyefendi affedersiniz. Çıkarın oradan, bizim de köpeğimiz var. Anneciğim, ne gerek var, şimdi daha yeni tanışıyoruz. Evet, çıkmasın şimdi, herkese sırnaşır. Evet, ay ben sen orada dur o zaman, tamam mı? Beyefendi, hiç sesi çıkmıyor. Benim de endişe ettiğim o ya hanımefendi. Yani sesi çıkmadığına göre kesin bir şey karıştırıyordur. Ne de olsa köpek değil mi? Sevgilim, bu söylediklerini rakiplerin duyarsa değil mi hayatım? Hayatım, ben Amerikan tarzı siyaset yapıyorum. Montaj nerede denirim? Çok inatçısı biliyor musun? İnsanla konuşuyor gibi söz. Evet, neyse madem öyle sen mamanı orada ye. Bak baba öyle diyor. Baba!
Artık masaya geçelim mi buyurun? Evet. Az kalsın unutuyordum. Annem, yani babamın sevgili eşi, Vaftiz Halit rahatsız olduğu için onu ziyarete gitti. Biraz gecikecek sizlerden, çok özür dilerim. Evet, bu çok istisnai bir durum tabii. Yoksa Loran'ın annesi, yani benim sevgili karım çok düşünceli ve çok kibar bir insandır. Bir an olsun bizi yalnız bırakmaz. Yani Vaftiz annesiyle ilgili böyle bir sorun olmasaydı mutlaka aramızda olurdu. Yani onun dünyası oğlundan ve kocasından ibarettir. Onu ne kadar çok sevdiğimi söyledim. Efendim ben de öyleydim. Bakın ben de, benim de dünyam oğlumdan ve karımdan ibarettir. O kadar. Biz dünya olarak böyle iç içe... Sorun da bitti. Amerikan old man river. Old man river. Old man river. Old man river. Çok uzun zamandır yanımızda çalışan değerli bir emektarımız, yani kölelik döneminden kalma. bize çok eskiden beri hizmet ediyorum. Karımın yetişmesinde de çok önemli etkileri olmuştur. Karımı benim kadar sever dersem yanlış olmaz. Karınızı yetiştirmek için biraz genç değil mi? Bize küçük geldi. Büyümez dediler ama cins işte. Karım da küçük de ikisi beraber oynayarak böyle. Çok özür dilerim, geç kaldım ama daha erken gelmem inanın imkansızdı. Büyük amcam ölüm döşeğinde bırakıp geldim. Biz vaftiz anneni sanıyorduk. Evet, benim vaftiz anneliğini büyük amcam yapmış. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay! Ay burada ne varmış? Ne kadar dikkatsiz bir kadın oldum ben böyle. Ne kadar tatlı güzel bir bayan varmış burada. Ay Loran çok şaşırttı beni. Beni de. Ben de tam. Sen bu elleri yıkadın mı bakayım sofraya oturmadan önce? Ama ben seni... Sen ne kadar büyürsen büyü, benim için hep bir bebek olarak kalacaksın bebişim. Sen nasılsın George? Siz gecikince çok endişelendim. Ha demek endişelendi. Ha biraz endişelendim hayatım. Merak etme, yanındayım. Benim de endişe ettiğim buydu. Seni hiç yalnız bırakmayacağım, hiç ayrılmayacağız George. Kocam ben birbirimizi çok severiz. Ha, bunu sen gelmeden söyledim. Öyle mi? Aa, benim bütün dünyam oğlum ve kocamdır. Bu da söylendi. Aa, siz de bana konuşacak hiçbir şey bırakmamışsınız canım. Ama George'a dedim dün akşam, demedin mi George? Dedim, nihayet bayan diye lafayla tanışabileceğiz dedim. Demedin mi? Dedim. Ben de çok memnun oldum. Tabii Monsieur ile tanışmak çok halim. Beni utandırıyorsunuz. Aa, ama ben ne kadar dikkatsiz bir kadın oldum böyle. Konuşmaya daldım, yemekleri unuttum. Jacob! 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 Aa, ne kadar çok çalışıyor zavallı, çok yoruluyor olmalı. Kurtar beni bu zalimlerin elinden! İyi kalpli sahibe! Bravo! Bravo! Kendisi sahneye çıkma ateşiyle yanıp tutuşan bir oyuncu adayıdır. Her akşam böyle bize tragedyalardan traplar da sunar. Çocuklar olmalı, alışkanlık haline getirdiler her akşam. Bas kaç, bas kaç. Simon! 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 Aa, Simon! Bu çok değerli İngiliz ressam Marquez'in 19. yüzyıla ait bir eseri. Omzum mu çıktı doktor, bakar mısınız? Çok ruhani ve dostluğu simgeleyen bir eserdir. Onu kapıdan bırakmayacağım. Hayır, o gelirse ben giderim. Hayır. Simon. Simon evimizde hizmetçi olarak çalışmakta. Dün eşimle küçük bir tartışma yaşadılar. Aslında dün yaptıklarından sonra Simon seni eve hiç almamalıydık biz. Ne büyük kabalıktı. Kabalık olan karşılamaydı. Evet Simon, yeni bir olay çıkarmadan önce lütfen rica ediyorum beni iyice dinle. Simon, sen bu evde bir hizmetçisin. Efendim ben hizmetçilere karşı asla kaba davranan biri değilim. Yani madem bu evde hizmetçisin, ona göre davransan iyi olur diyorum.
Bilmem anlatabildim mi? Anlamaya çalışıyorum. Evet, 10 yıldan fazladır bizimle birlikte. Loran da onu çok sever. Aman tanrım, ne kadar büyümüş. Evet. Efendim abartmayın, daha dün gördünüz. Çocuk işte, am be am büyüyor efendim, yerinde durmuyor ki. Evet, biliyorsun bugün Loran'ın en mutlu günü. Eminim bu mutlu günü bozmak istemezsin Simon. Bence sorun yok. Evet. Bence var. Onun hemen buradan gitmesini istiyorum. Tamam artık, siz de bu tatsızlığa bir son verin lütfen. Efendim ne kadar dış işlerinde çalışırsanız çalışın. Diplomasi bazen böyle kapıları kapatıyor. George! Ne yapıyorsun? Ne George'u? Ne George'u? Nereden George diyorsun? Yani nasıl diyorsun? Ben sana böyle önemli bir olayda Simon diye hitap ediyorum. Sen bana aşk olsun. Yani özellikle böyle misafirlerimizin önünde. George! Daha ne kadar bay ve bayan diye fuarın önünde bir hizmetçiyle muhatap olacaksın? Evet haklısın hayatım. Şunu alayım ben. Şunu mutfağa götür. Jacob. Evet, madem sen de görevine geri döndün, al bakalım çorba servisiyle işe başla. Hizmetçi! Değişiklik hep hoşuma gitmiştir. Hayır, bilmez miyim? Buradan kalk, ta Etiyopya'ya git. Simon'un kökeni Etiyopya'ya dayanıyor. Etiyopya için biraz açık tanrı. Ailem Fransız göçmenidir. Evet. Bağlı. Tabaklara dikkat ettiniz mi? Çok ilginç. Bir takım gençler bir oyun oynuyorlar. Evet evet, eski Yunan figürleri bunlar. Yok canım, ne işi var orada Yunanların? Hayır canım, çok açık. İşte Yunan gençleri bir şey yapıyorlar. Aralarında sanki kızlar daha olmalı diye düşünüyorum ben. Hiç sanmıyorum beyefendi. Ayrıca hepsi çırılçıplak. Ay yok canım, deterjan fazla kaçmıştı. Kıyafetler silinmiş. Mesela bakın, şuradaki kıvırcık kadın değil mi? Siz bu tabakları uzun zamandır göz atmamış olacaksınız beyefendi. Senin tabağında kız var mı Müriel? Sanki şu arkadaki kız gibi geldi bana ama. Yok canım, hayır benimkinde bile kesin değil. O dönemde kız ve erkek vücutları birbirine benziyor. Eski Yunan'da böyle bir özellik var. Ailemin bir kısmı da Yunan göçmenidir. Bir oyun oynuyorlar sanki. Nasıl bir oyunsa bu böyle. Uzun eşek. Teşekkür ederim Simon. Harika çorba. Oğlum kızma George, istemedim. Hele bak kerpeten gibi. Yani eskiden ne kadar güzel, ne kadar narin ellerin vardı değil mi hayatım? Evet. Annem hep Eleanor derdi. Parmakların incecik birer kristal gibi. Annen Eleanor mu derdi? Evet, Eleanor derdi. Sende bir Eleanor tipi var ama. Eleanor ne kadar güzel bir kadın ismi değil mi hanımefendi? Öyle beyefendi. Evet. Ayrıca size de çok yakışıyor. Ay çok teşekkür ederim hanımefendi. Ama işte ev işleri falan insanı yıpratır tabii. Bir de gençlik yokluk içinde geçince. Ay tabii ya. Hayır canım, olur mu? Siz ona bakmayın, abartıyor hanımefendi. Yani durumları gayet iyiydi. Babası yurt dışında görevliydi. Ha evet evet, babam Fransız konsolosuydu. Şeyde. Malawi'de. Malawi. Malawi'de bir konsolosluğumuz olduğunu bilmiyordum. Çok kısa bir süre açık kaldı. Yürü, beni kapattılar. Siz de dışişlerindeymişsiniz. Evet, ben de dışişlerindeyim ama dış ülkelerle ilgilenmiyorum. Evet, dış işlerinde çalışanlar bunu hiç yapmaz. Evet, ama dış ülkelerle ilgili yine de bilgim var. Mesela Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur. Moğolistan'ın başkenti Ulan Bator. Dünyanın en yüksek başkenti olan La Paz, denizden 3662,5 metre yüksektedir. Türkiye'nin başkenti Ankara. Babam dış işlerine bağlı bir ateşedir de. Evet, dış işlerine ateşle bağlıyım. Kodiye'ye mi bağlısınız? Hayır. Nurlan? Hayır. O halde Bonilo olma. Hayır. Nasıl olur? Bu üçünden birine bağlı olmalısınız. Niçin? Çünkü 3 tane amir var. Öyle değil mi? Evet, siz kiminlesiniz? Ben kimseyle değilim. Nasıl olur yani? Dış işlerindeyseniz bu 3 şeften biriyle çalışıyor olmalısınız. Barı da olsun. Uluslararası tekelin başındaki aşağılık herif. Ya
yanlış cevap. Bu gecenin hatırına alet olduğunuz bu politik pis oyunu görmezden geleceğim. Bana ne ya? Bana ne? Bana ne? Uluslararası tekerlerden, uluslararası garip oyunlardan. Yani ben rüzgar nereden eserse oraya dönüyorum beyefendi. Tipik bir Fransızım yani, olala. Hoş biraz sakin ol hayatım, kalbim var. Evet. Ah, tatlılar da gelmiş. Ah, tatlılar da gelmiş. Affedersiniz, sizin partide servis erkeklerden mi başlıyorlar? Çok özür dilerim. Şekerim var da yükseldiğinde ne yaptığımı bilmiyorum. Ülkelerin doğrusu erkeklerin mazeret kitabına çok orijinal bir katkıda bulundunuz. Kusura bakmayın lütfen, çok uzun yoldan geldiğiniz için işim biraz yorgun. Evet. Aslında biz de öyle değil mi sevgilim? İzin verirseniz biz odalarımıza çıkalım. Ay siz çifte kumrular bir an önce yalnız kalmaya mı çalışıyorsunuz? Albert! 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 Kes sesini! Albert bizim köpeğimiz. Söylemiştiniz. Evet, inanamazsınız hanımefendi. Ben böyle bir hayvan görmedim. Ne zaman bir misafir gelse böyle ağzını açmadan duramaz. Sus! Ay ben... köpek mi? Sanki bilmiyormuş gibi. 15 yıldan fazladır bizimle birlikte. Artık böyle titremeler de başladı. Yani onu uyutsak mı diye düşünmüyor değilim. Ay ben... ne güzel birisi bu, ne değil mi hanımefendi? Yani bir köpek için sadece... Yo, çok uygun, çok uygun. Köpek deyip geçmeyin. Çoğu insandan daha sadık oluyorlar. Kahvelerimiz nerede? Şako! Tamam, ben getiririm. Hayır, ben getiriyorum. Niye Şako getiriyor? Bu onun görevi değil mi? Sürekli hizmet edecek hali yok ya, hayatım zaten çok çalışıyor. Ha, o çalışıyor, ben çalışmıyorum, öyle mi? Evet ama emekçilerin de arada bir dinlenmeye hakkı var değil mi? Beyefendi çok güzel söylediniz ama maalesef çoğu patron sizin gibi düşünmüyor. Kesinlikle öyle sevgilim. Duyan da zavallı Jacob'a çok iyi davranıyorsun sanacak. Senden daha iyi davrandığım kesin. Unutma ki ben insanlara karşı senden her zaman daha kibar ve saygın olmuşumdur. Ha, buna kimse inanmaz. Ama gerçek. Eğer saygı da insanın buysa. Gel bak. Siz kadınlar. Kadınlar etrafınızdaki insanları sadece hizmet etsin diye varsanıyordunuz. Erkekleri köle gibi kullanıyorsunuz. Hepsi değil mi efendi? Maalesef ama hepsi, hepsi. Kadınlar hakkında nasıl böyle düşünebildiğinizi şaşırıyorum. Ay elbisene bayıldım ya. Ben de seni kire bak. Evet, siz kadınlar, şu kadınlar. Ne olmuş kadınlara? Evet, ne olmuş kadınlara? Ya sen susana, sen niye konuşuyorsun? Orada bir yerden bir vurma sesi mi geliyor? Yok beyefendi, size öyle geliyor herhalde. Hayır. Maçın arkasından sanki vuruyorlar gibi. Yandaki komşulardır. Yani çok acayip insanlar. Evet, evet, çok terbiyesiz kimseler. Görgüsüzler, kıskanıyorlar. Bizim burada güzel güzel konuştuğumuzu duydular, rahatsız etmeye çalışıyorlar. Yeter, burada görüyorsunuz. Değerli misafirlerimiz var. Sus, yeter artık. Ay, asabım bozuldu. Daha kahvelerimizi bile içmedik. Efendim, kim kahvedesi burada? Çok teşekkürler. Keşke bütün erkekler sizin gibi centilmen olsa. Yalnız ceketine bayıldım. Neredesiniz? bu güzel kızımız hiç konuşmuyor. Hep böyle sus pus mu tutundu sen? Ne oldu, konuş biraz. Nutkum tutuldu. Yani ben sizi dinliyorum. Sizden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bir yer çocukluğundan beri böyledir hanımefendiciğim. Öyle hemen kaynaşabilen bir yapıya sahiptir. Ay yazık, bilmez miyim? Ben de genç kızlığımda öyleydim. Boş hala kendimi genç kız gibi hissediyorum ya. Bir tek sen. Böyle belime kadar inen upuzun sapsarı saçlarım vardı. Ama işte evlilik hayatı insanı yıpratıyor tabii. Ama eminim sen çok daha mutlu olacaksın. Lor Hanım sana harika bir koca olacak. Evlilik konusunda bu kadar hızlı gitmeyelim isterseniz. Bakın bizi zor durumda bırakıyorsunuz. Alo.
Mercedes şarkı söylemeyi reddediyor. Tamam, zorlayayım biraz. Ben ona gösteririm. Tamam tamam, bir şeyler ayarlayın. Ben halledeceğim onu. Sorun mu var? Dış işlerinden. Bu saatte çünkü ben bu gece nöbetçiyim. Sana bahsettiğim şu sorun. Angela Merkel. Almanya başkanı. Ne rüküş giyiniyor o kadın. Sorma tatlı. Ne olmuş? Külüstür Mercedes'iyle sorun mu yaşıyor? Evet, hayatım, şarkı söylemeyi reddediyormuş. Biz de şarkı söylesin diye ısrar ediyoruz tabii. Diplomatik bir dil kullanıyorum. Şarkı söylemek burada şantaj yerine geçiyor. Yani bir de sen gidip konuşsana şununla. Şu anda burayı bırakmayı hiç istemiyorum George. Dış işlerine karınızı mı ayrılıyorsunuz? Bazı hassas konularda ondan yardım aldığım oluyor. Kadınlar birbirinin dilinden daha iyi anlıyor. Mesela bu Angela Merkel konusunda o muhatap oluyor. Hı? Şu anda o şirret karıyla konuşmak hiç istemiyorum. Fransız dış politikasının bir cadı kazanı olduğunu biliyordum ama bu kadarın haberim yoktu doğrusu. Hemen o uluslararası sahneye çıkılmazsa vatan elden gidiyor. Biz malum bugün çok yorucu bir yolculuk yapıp yoldan geldik. Artık odalarımıza çıkacağız. Geç, dinlerse çok iyi olacak. Evet. Ayrıca yarın sabah erken kalkacağız değil mi? Anneciğim, daha konuşacağımız şeyler vardı. Ah, küçük Sufya, annen haklı. Öyle önemli konuları sabah iyi kaldıktan sonra konuşmak en iyisi. Evet, senin zaten bir yerin tutuldu. Ay, madem hadi ya, odaları da gösteriver yavrum program. Ben bu iş kesin yattı. Evet, ikiniz de kutlarım. Yürekten kutlarım yani. Yoluna giden bir şey yoluna çıkartmakta üstünüze yok. Ay, yolunda giden işler kalsın. Şu muydu şekerim? Hepsi. Beni zorluyorlar. George sevgili. Aa, daha neler? George, bak pek çok şeyi kaldırabilirim ama bunu asla. Biraz daha bağır, içeridekiler duymuyordur. Ben bağırmıyorum. Bağırmıyor, sesi güçlü. Sen sus, sen hiç konuşma. Hemen ortalığı toparlayıp kal bu gözümünde! Bu evdeki bu tuhaf insanlarla uğraşmaktan bıktım, usandım artık! Ay tuhaf derken bir de kendine bak istersen! Ne diyorsun? Bana mı diyorsun? Bana mı diyorsun? Ay gülme! Gülme, hiç sinirlerimi bozma, hemen bir kadın kıyafeti giydin diye kadın mı olduğunu zannettin kendini? Ay ya senin sahbet yüklü baktığından ödemedi. Pantolonun altı, kıçı kıvırtı falan hiç mi belli olmadı sanıyorsun? Affedersin ama ben anne kılığına gireceğim diye bu kadar ucuz kıyafet giyme. Bu yok artık. Sana diyecek hiçbir şeyim yok George. Kabarı da fazla ama. Sabahtan beri size dayanacağım diye uğraş dur. Sizin için her şeyi yap. Anne kılığına da gir. Ama senin karşına geçip seni aşağılasınlar, öyle mi? Madem öyle, bunun da bir karşılığı olacak. Merak etme sevgili dostum. Ne yapıyorsun beni, ne yapıyorsun? Madem kadın kılığına girmeyi beceremiyorum, kendi kimliğime geri dönüyorum. Bravo! Şimdi de şantaja başladın öyle mi? Hemen gel misin o kıyafetleri? Yukarıdan birisi aşağıya git! O da orada yeme içmeyle meşgul. Tebrik ediyorum. Sabahtan beri ağzımı yokum, çek oradan. Ayrıca servis yapmak beni çok yordu. Ya bütün bunlar senin yüzünden. Zamanında gelmiş olsaydın bu rezilliklerin hiçbiri yaşanmayacaktı. Bir dakika. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor. Senin karşında bir devlet başkanının karısı duruyor. Orada herkes benim karşımda iki büklüm. Herkes haddini bilsin. İşte hanımefendi gerçek kimliğini ortaya serdi. Sen hiç konuşma garip yaratık. Asıl garip olan sensin. Yamyamlar arasında kala kala onlara benzemişsin. Sen erkeklerin beyinlerinde yiyorsundur. Şimdi seni saçımın aslında. Bana bak, sen de gidiyorum. Yüzümden vurma. Dön yarafa. İyi akşamlar. Sizi kayınbiraderimle tanıştırdım. Hayır. Karımın erkek kardeşi olur. İyi akşamlar. Tüm. İyi akşamlar. Karımın ikiz kardeşi. Tuhaf yumurta ikizleri.
yaptı. Plajdaydı o yüzden kıyafet böyle. Az önce geldi. Can kurtaran. Ona çok sıcak da ben sizden bir bardak su rica edecektim. Ya tabii ben bir bardak su ayarlayıp geliyorum. Nasıldı plaj? Boğulan oldu ama ben denize girdim. Soğuk. Ha. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi geceler. Can kurtaran. Yemin ediyorum var ya, yani yüreğim ağzımdan fırlayıp buraya pat diye düşecek zannettim. Aç şunu, şu böyle şey çalın, aç. Alo. Kimsin? Ha Francis. Mercedes çekip gitti mi? Bir başkası çıksın sahneye. Herkes yanında mı götürdü? İnanmıyorum, sahne boş mu şimdi? Tamam Mösyö Tavla söyle herkese bir şişe şampanya atsın. Ya da boşver köpük bir şarabı dayayın gitsin, kimsenin bir fark anladığı yok. Tamam geliyorum ben aşağıya. Ay! Bu da senin suçun. Hoş bulduk karıya bu kadar yüz verdin. Sen bunlar başına gelmezdi. Ay ben senden rica ediyorum. Ne ricasın? Şu anda sana yalvarıyorum. Hemen aşağı iniyorsun ve evinin devam etmesini sağlıyorsun. Aşağıda hiç kimse kalmamış. Sahne bomboş. Her şey şu anda sana bağlı. Bir an önce görev başla. Doğruca aşağıya. Nasıl yani? Bir dakika. Seni burada bu kadına yalnız mı bırakacağım ben? Ay ben de çok meraklıyım ya buna. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? O evden çıkacak mı ya? Canım şu anda kavganın zamanı değil. Şu anda birlik ve beraberlik zamanı. Her şey senin o pamuk ellerine, o tatlı diline bağlı. Hadi. Bilmiyorum, beni bu laflarla kandıramazsın. Baş konsuk geleceğimizi düşün. Yani kulübün geleceğini düşün. Laura'nın geleceğini düşün. Simon, rica ediyorum. Sen de bir şey söyler misin şuna? George. Evet. Beni buraya durumu kurtarayım diye çağırdınız, öyle değil mi? Evet. Şimdi ben de her yerli gibi öyle yapacağım. Nereye gidiyorsun? Onlara her şeyi anlatmaya. Aha! Bu kadar basitti, öyle mi? Sen kalk yıllar önce Foliberger'in kapısını bir bebek derken, aradan yıllar geçsin, buraya gel kahraman anne rolü oyna. İkiniz de bir işe yaramadığınıza göre... Demek ikimiz de bir işe yaramıyoruz. Bana bak, ben 15 yıl boyunca o çocuğa annelik yaptım. Bunu o şirret kalın kafanı adam akıllı sok. Ne dedin sen? Şirret mi dedin? Sen gel lan çocuğum! George yine geliyor! George! Durun şunu! Hayır yapma! Bak durursan çok fena olur! Sen de yapma! Sen yapma! George durun şunu! Sen yakaladın! Yakaladın! Bak Simon kazandı abi! Hanımefendi biz böyle aramızdaki küçük tartışmaları sonlandırmak için ufak tefek oyunlar oynuyoruz. O ebeledi değil mi? Buna bakmayın rahatsız ettim galiba ama o da biraz sıcak da geceyi verandada geçireyim demiştim. Aa, çatı katı ya çok sıcaktır. Ben de size yani eşlik edeyim. Buyurun efendim. Ailelerimizin geleceği hakkında konuşuruz. Ben de size geleyim. Hiç gerek yok. Simon sen burada kal işleri bitir. Bize karşı olan sevgini bilsek de bu aileye ilgilendiren bir durum. Buyurun. Biz anneler çocuklarımızın mutluluğu için her şeyi yaparız öyle değil mi? İşte annelik budur. Müstakbel teyze ne iş yapıyor? SHE'den milletvekili adayı. SHE mi? Sosyalist Hristiyan Çiftçiler. Ay içinde de yok yok. Evet. Bir bakayım gideyim şeye ihtiyacı var mı? Hayır bunu yapamazsın. Neden? Siz kadınla ilgilenin. Ben adamla. Her şey onun mutluluğu için George. Simon her şeyi mahvedeceksin. Bir politikacıyla mı? Bu benim uzmanlık alanım. Oh, Yüce Tan, beni duyuyorsan eğer... Durum giderek kötüleşiyor! Sen dedin bir zekalı! Yüreğimi indiriyordun, ne oldu? Bardakları kırmaya başladılar. Ne diyorsun? Fena karıştırmışlar. Hayır ne diyorsun? Hemen önlem almamız lazım. Jacob! 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 Doğru bana. Gidiyorsun bir tane kadın kıyafeti ayarlıyorsun. Hadi bu olayı ev koyuyorum. Bu iş burada bitmez. Bence bir şeyler yapmamız lazım. Ben ne yapıyorum bir zekalı? Ben ne yapıyorum? 15 yıldır kadın kılığına girmiyorum. Umarım bunda başarılı olurum Tanrım. Kim oldu? Ha getirdim.
Aşağıda yardımcı ol bana. Giydir bana aşağıda. Alo. Şu an evdeyim. Yalnızım. Hem de çok. Tamam. Edward Yolofoy'u bulunca fotoğraflarını çekeceğim. Tamam, aşağıda buluşuruz. 10.000 euroyu hazır edin ama. Kusura bakmayın hanımefendi ama ben öyle parmağınızda oynatabileceğiniz bir kadın değilim. Hakan bir şekerim, bu kadar sinirlenme hayatım. Hep sinir cilde, hiç iyi gelmez. Bana Kamil diye hitap edemezsiniz hanımefendi, o kadar samimi değiliz. Ayrıca bunların evlenecekleri bile kesin değil. Siz kalkmışsınız bana 10 metrelik pastalardan, kap şeklindeki servislerden söz ediyorsunuz. Ama bakın. Ben odama çıkıyorum. Ama şu anda sevgi dolu bir annenin kalbini kırmaktasınız. Anne kalpleri tam bunun içindir. O nasıl hareket ne ediyor? Magnifik. Yeni erkek arkadaşın mı? Sen ne yapıyorsun burada? Ne işler çeviriyorsun bakayım bu saatte? Yüzünü temizlemen lazım şekerim. Sakalları çıkmış. Ne diyor bu? Ay, şekerim, bugünlerde bütün kadınlar yapıyor bunu. Hayır. Biraz özen. Hayır, hayır, fotoğraf çekmeyin. Bu bir tuzak. Gel bakayım buraya, ver o kamerayı bana. Kocamın siyasi hayatını hedef alıyor. Bu düpedüz bir şantaj, çekme şunu. Oh, hem öyle hem böyle ha. Bana bak, gizli gizli Alben'e mi tutuldun yoksa? Ne? Alben mi? Bir köpeğe mi? Alben. Ay yok canım, ben erkeklerden hoşlanıyorum. Onun aramızda hiçbir şey yok. Ay ben de erkeklerden hoşlanıyorum. Biz birer kader kurbanıyız Kamil. Evet, bizi sindiremezler tatlım. Biz ölsek de fikirlerimiz yaşayacak. Bu kadın siyasete takmış durumda. İmdat! Yalvarırım yardım edin. İmdat! İmdat! Birileri yardım etsin. Ay aşağıda bayıldılar bana. Ay şu kadının güzelliğine bak dediler. Siz? Hani bu tamamen benim dış işlerine bağlılığımdan. Suçlarla ilgili bir casusluk olayıyla ilgili çalışmam yani. Anlaşıldı merkez. Daha durum ya. Sakin ol Kamil, bu ne böyle? Sakın bana dokunayım deme! Ben kuş kapısı tarafından rehin alındım. Ay burada herkes seks manyağı çıktı. Arada bir sen de seks yapsan rahatlardım belki. Senin benim kocamın odasından ilişim var. Fransız dış politikasını tartışıyordun. Oh, buradan bayağı haber çıkacak paparazzi. Bu fotoğraflar nasılsa mahvolurum George. Hürriyet kızım, odamızın hemen dışarıya çık! Çekme şunu! Senin kızların dışında bir işin var! Ne yaptın kızıma? Çabuk odamana girin hem! Eloran, hemen şu fotoğraf makinesini kapar mısın lütfen? Hiçbir yere kaçamazsınız, etraf cani fotoğrafçılarla çevrili! Makine bende! Hayır, sakın kırma, çok güzel pozları var. Yürü ya kızım, hemen gidiyoruz anneciğim burada. Ben gitmek istemiyorum anne. Bayan Diyonofo, şunu bir kez daha konuşamaz mıyız? Bir ortaya mı buluruz? Evet Kamil, her şey olan oldu artık, her şeye baştan başlasak. Evet, mümkün değil mi acaba? Kocamla işiniz bittiyse onu geri alabilir miyim lütfen? Bunu sonra açıklarsın Edo. Açıklayacak bir şey yok Kamil. Fransız dış politikasını tartışıyor. Sizinle bir dakika sakın olacak. Sakın aileme yaklaşayım deme. Yoksa seni bir güzel pataklar. Sen ne dedin şıllık? Ne yapacak
mısın olmayı söyle bakayım. Oğluna mı? Hangi oğluna? Yaran'a! Hemen buradan çekip gitseydik bir daha dönmeseydik. Rojlarımızı sürsek. Herkes biraz sakin olsa oturup konuşsa. Yoram, onlar gibi sıkıcı insanlar da olsak bize çöplük muamelesi yapacaklar. Bir bu eksikti değil mi kızım? He? Demek bir hizmetçi kadının oğluymuş. İki erkeğin oğlu olmasından iyidir Kamil. Siyasi kızı nasıl açıklayacaksın? Montajla. Açıklayamazsın. Affedersiniz bayım, sizinle biraz konuşabilir miyiz? Erkek erkeğe. Hiç kimseyle bir şey konuşacak durumum yok. Ya sizinle bayan? Ben bugüne kadar kimseyle erkek erkeğe konuşmadım. Bugün de başlamaya niyetim yok. Ay ne haliniz var söyleyin bana ya. Bu iş burada bitti. Yürüyün gidiyoruz. Düş önüme. Düş önüme. Rezil ettin beni. Ben bu durumda bir yere gidemiyorsunuz Bay Montaj. Evet, bu tam bir siyasi intihar olur. Evet. Peki ne yapacağız? Şimdi böyle zamanlarda birinin çıkıp durumu kurtarması gerekiyor ki şu anda o ben oluyorum. Ha, denize düşen canıma sarılır şu an. Ama önce herkesin Muriel ve Loran'a mutluluklar dilemesini istiyorum. Evet, mutluluklar diliyorum. Kurtarmayın. Mutluluklar diliyorum. Loran böyle bir ailesi olsun istiyorsa. Hayır, yetmez. Sihirli cümleleri duyalım, içinde evlilik lafları geçsin. Güzel. Küçük de uzun olduğunu bir araya getirelim. Evlenmelerine izin veriyorum şekerim. Ah tamam, evlenmelerine izin veriyorum. Bravo. Benim yakışıklı ay. Oğlum, mutluluklar. Ay gayet üç güzel annenin kalbi bir araya geldi. Evet, şimdi herkes bizim şov kıyafetlerinden giyecek. İlk bir bulalım. Ay güzel fikir. Kıyafetleri giyeceğiz, aşağı fırına ineceğiz. Gazetecilerin arasından kimseyi tanımadan yürüyüp gideceğiz. Ay, al bakalım. Daha şükür hayatım. Al sen de şunu giy. Ha bunu giy. Ne demek bu? Bal gibi giyersin. Hemen soyunmaya başla. Herkesin önünde. Ay, bu da çok utangaç. Çok kapaşık ben. Tamam, ben perdeleri kapatıyorum. Önünde de nöbetçi bekleyeceğim. Yalnız bir an önce giyin. Tamam mı? Hadi başla. Soyunmaya başla. Becerisiz. Dur öyle aşağıdan olmaz. Becerisiz dur. Çeker misin elini? Ay bu ne böyle? Ha bu çok kocaman. Ay görmezsem ölürüm ne o? Şoş. Evet. Bunun ayakları çok büyük. Ay gördüm ne biçim tarak o öyle. Ay benim ayakkabılar oluyor. Sende var mı senin ayakkabılar? Orada eski bir tane mavi vardı Rugan. Bunun arkasında bak. Tamam buldum. Ha. Bir bakayım şunlara. Oldu mu ya? Oldu. Tamam bu sefer oldu. Sizce beni kimse tanımaz mı böyle? Bir de kafana peruk taktın mı seni annen bile tanımaz şekerim. Ay karlar kraliçesi geldi işte. Ay benim güzeller güzeli kutup yıldızım. Seni bugün kıracak bir şey söylediysen çok özür dilerim tatlım. George sen bir erkeksin. Öküzlük sizin kendilerinizde var. Evet. Gerçi yıllardır kadın kılığına girmiyorum. Nasıl olmuşum? Muhteşem. Şu zarafete bak. Doğru söyle. Bir gram yağ yok. Kimse sana kadın değilsin diye arıyor. Seni seviyorum Uğur Beşiğim. Ben de seni seviyorum ufacığım. Ay. Hadi o zaman aşağıya şova. Hadi şov başlasın o zaman. Demin alkışı başlatan bir daha başlatabilirim. Çok mersi, çok teşekkür ediyorum. Dünya iyisiniz gerçekten. Bu akşam bazı aksilikler yaşattık. Hepinizden özür diliyorum. Kuş kafesinde hiç yaşanmayacak olaylar. Sahnemiz uzun süre boş kaldı ama merak etmeyin. Hepsi Mercedes'in yüzündendi. Mercedes'i ikna ettik. Son dans için geri getirdik. Bir de o da yetmedi. Yepyeni transferlerimiz var. Özellikle son final dansımızda muhteşem şeyler yaşayacaksınız. Hele bir kızımız var transfer. Muhteşem. SHC'den.
dünya tatlısı ideal ölçülerde 90-90-90. Onlar hazırlanırken ben de sizlere birazcık olsun kalbimin kıyı köşesinde sakladığım şiirlerimden sunmak istiyorum. Kıyı köşesinde. Ben bazen öyle deliriyorum ve öyle şeyler yazıyorum ki kendime şaşıyorum. Dün akşam da iki tane muhteşem şiir yazdım. Bir tanesi ay için yazdığım bir şiir. Bakın hemen duygularım. Kötü oluyorum, kusura bakmayın. Ay bende hep böyle etkiler yaratıyor. Aranızda benim gibi balık burcu olan varsa ya, var mı? Ses var. Yani siz de biliyorsunuzdur beyefendi. Böyle metli cezirdi beni alır götürür getirir. Ay beni çok etkiliyor bu yüzden. Ay için yazdığım kısa ama muhteşem şiirimi şöyle sunayım sizlere. Ay! Ay! Teşekkür ederim. Hocam şu kadar ağladım bunu yüzüm. Hele ikinci mısra beni mahvediyor. İkinci şiirimde dünya için yazdığım şiir. Dünya da bizi çok tabii ki üzerinde saklayan, koruyan, bize hayat sunan toprak parçası. Yani dünyanın önemini inkar edebilir miyiz? Yani aranızda benim gibi aslan burcu olan varsa. Eminim onlar da dünyaya benim kadar bağlılardı. Ama dünya şiirim daha da acıklı bir ayrılık şiiri çünkü. İşte dünya için yazdığım ayrılık şiirim şöyle. Ay Allah hiç kimseye ayırmasın. Beni bırakıp gittin. Ne zaman? Dünya. Çok ağladım çünkü. Hazır mısınız kızlar? Hayır şekerim. Hayır. Teşekkür ederim. Dün gece yazdığım üçüncü şiir. Aranızda benim gibi domuz burcu var. Gerçekten Mars için yazdığım muhteşem bir şiir. Bu da böyle son günlerdeki işçi bayramından da etkilenerek böyle birlik ve beraberlik için yazdım. Hiç ağlamayak, hep gülümseyek, seyek mi Mars? Hayır! Eğer bu bana yapılan son oyun şakası ise hepinizi geberteceğim. Şimdi Venüs için yazdığım şeyler. Venüs bir şey başlamadı. Hazır Allah tamam teşekkür ederim. Efendim hazırsanız hazırlansın eller çarpsın bizim gibi. Fire.
Oh,